Shantigo Karavan'la özgürlüğü keşfet. Bir zamanlar en büyük hayaldi şehirde yaşamak. Peki bu hayal hayatımıza ne getirdi? Trafik, kalabalık, yalnızlık, stres, sıradan ilişkiler, tatsız yiyecekler. Tam şu an şehirden kaçıp gitmeye karar versem... Çekiyorum artık, çekiyorum. Aman. Acaba gerçekten yapabilir miyim? Burada yapacağımız bir şey var mı peki? Burada yapacağımız bir şey yok da sen cezalısın. Ne yapacağız? Sana ceza keselim. Hayal ettiğim hayat ne kadar kolay. Ya da bize gösterildiği kadar masalsı. Reklam tekerleği. Bir gün ailemi şehirden uzakta bir hayat kurmaya ikna etmem gerekiyorsa... Niye annemi çalıştırıyorsunuz? Gidin oraya. Öğrenmem gereken çok şey var. Ben Kıvanç Kasabalı. Şehirden uzakta Antalya Elmalı'ya bağlı Geçmen Köyü'ndeyim. İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Dinleyin ağalar sözümü, bu güreş hiç kıvançsız olur mu? Arkadaşlar, centilmence bir müsabaka olsun. Allah derman versin. Güreşi bağlama. Kim? Abi, bağlama. Ali abi, selamlar. Abi, güreş maçındayım. Hemen bitince geliyorum. Kusura bakma, biraz uzadı. Tamam abi. Hadi, öpüyorum. Mavi kaçma. Mavi kaçma, oyunda ol. Hoca piçte. Al kardeşim. Kusura bakmayın pehlivanlar. Bu telefona bakmak zorundaydım. Halil abi kadar ben de sabırsızım. Kazananı belirledikten hemen sonra Elmalı'daki katran macerama doğru gidiyorum. Güreş sporunu sevsem de Elmalı'ya bunun için gelmedim. Sedir katranı çıkarmanın inceliklerini öğrenmek için Geçmen Köyü'ndeyim. Dünyada eşi benzeri olmayan çok özel bir teknik bu. Ustam Halil işe başlamış bile. Ne yapacağız Halil şimdi? Çiğneyeceğiz. Bunları çekelim o zaman. Hadi şunları al sen. Dayanırsın onlara. Ha? Dayanırsın, tutunacaksın. Bir elinle tut, gir içine. Tamam, sen sula Arif. İçinde tezekler kalmasın, iyi çiğne. Ha, tezek de mi koydun? Ya içinde o tezek değil. Bu irisine tezek diyoruz, bak şuna. Şu tezek. Ona tezek deme ya, o tezek değil ya. Kerpiç. Ha, kerpiç o. Evet. Tezek deyince ben başka bir şey düşünüyorum. Ay, ay. Senin düşündüğün gibi değil tamam. Burası. Ama sen bunun içine tezek de katmışsın ha. Tezek değil o, saman. Saman. Ha, saman kattım. Saman. Bakayım. Saman tamam, alt taraf full saman ya. Tabii saman. O yüzden daha... ayak gelmiyor bak. Arif sulama daha ya. Bitirme bizi. Sulasın. Daha saman dökeceğiz üstüne. Durmuş, nasıl gidiyor? Abicim bitmek üzere. Bitiyor mu? Tamam. Bayağı zahmetli işmiş ama ha. Kondisyon ister. Çok kondisyon ister. Ya bütün bu zahmet katran için diyorsun. Bütün bu zahmet katran için. Değer mi? Değer. Peki en çok kimler alıyor? Kimler alıyor? Çoban alıyor hayvan için. Arıcı alıyor, serecı alıyor, haşeratlara karşı kullanıyor. Yazın burada hayvanlara kurt düşer. En ufak yarası açılınca... Katran o işe? Çare. Çare mi diyorsun? %100. Süper. Süper, çok özel yani, çok değerli. Özel, katran zaten özel. Sedir ağacının katranı çok özel.
Ha, katran sırf sedirden çıkmıyor. Tabii ki çamdan çıkıyor. Ardıçtan falan diyorlar. Ben onu nasıl çıkıyor bilmiyorum ama. Tamam. En değerlisi sedir ağacından. En kıymetlisi. En kıymetlisi. Gümüş değil, bakır da değil, altın. Sıralama yaparsak daha çok elması da diyebiliriz yani. Bu. Evet. O işin elması yani. Evet. Katranın elması elma. Sedirden. Duydunuz. Katran zaten çok değerli. Onu konuştuk. Ama sedirden çıkan katran en değerlisi. O da altın değerinde, hatta elmas diyorsun. Evet, elmas. Tecrübelisin bu işte. Tecrübeli değil. Elmassa elmastır yani. Yani. Buradan kaç kilo katran çıkar? Az çıkıyor. Az çıkıyor. Ama aşağı yukarı kaç 150 kilo? 150 kilo. Az mı? Emek ne kadar? 15 gün, 20 gün. Onun hazırlığı var, kökün bulunması var. Kırılması var. Köpük. Değil mi? Böyle çıra haline getirmesi var. 15 günde 150 litre bir şey değil aslında ya. Ali tamam herhalde burası. Bayağı oldu. Ha? Bayağı oldu. Oldu. Baksana olmuş Kur'an olmuş. Mu yani? Olmuş olmuş güzel olmuş. Bak bak bak. Görüyorsun işte. Bir şey olmuş bitmiş. Maşallah. Işte. Çamur gardın belli olmuş. Tamam. Güzel. Bu işi bitirdiysek yavaştan geçelim. Yavaştan geçelim. Ha? Geçelim oraya hadi. Şu ayak gelirse geçeceğiz. Ayakların... Çek bacağı çek. Öyle değil oğlum, hiç güreşmedim buna. Tut şuradan. Bak kalkmış. Hadi bakalım geçelim. Hadi bakalım. Ardıcı da dizelim. Evet, çamurumuzu hazırladık. Ardıç dallarımız da hazır. Önce dalları dizeceğiz. Üstüne de sıvamayı yapacağız. Burada da bayağı bir iş var tabii. Evet, Nurmuş. Tamam mısınız? Abi biz tamamız. Tamam. Hazırız. İyi, bitirdiniz. Bitirdik. Süper, elinize sağlık. Tamam, çıralar bu. Bunları böyle böyle diziyoruz. Nurmuş da yardım edecek tamam, bize. Tamam, şimdi dizmeye başlayalım mı direkt? Tabii, tabii, tabii. Hadi bakalım. Hemen. Tamam, ver bana. Bunun bir dizme şekli falan yok değil mi? Ya atalım şöyle ince halde. Atarak mı diyorsun? Ya tamam. Şöyle atacağız. Ondan sonra da şöyle düzelteceğiz. Böyle dallarla komple kapatacağız. Komple kapatacağız. Tamam. Yorgan gibi olacak. Hayır, bunu niye dalla kapatıyorsun? O da önemli. Önemli. Hava akışını dengeliyor. Yanması için belli bir hava gerekli. Tamam. Tamam, ben çamurla kapatırsak yanmıyor. Tamam. Ardıç dalı o hava akışını dengeliyor. O zaman bu döşeme işi de çok önemli. Tabii ki. Tamam. Gönder buraya. Gönder, gönder. Bekleme yapma ya. Gençler. Hadi öyle. Biraz tempo. Gönder buraya. Ha, süper. Koy şu üstlere de. Başlayalım mı çamura? Tabii tabii tabii. Bitti. Hadi bakalım çamur. Çamur, çamur, çamur. Duruyorsun. Haydi bakalım. Anneciğim yorma kendini sen. Direkt olacak gibi değil. Bak onlar ne yapıyorlar orada ya? Baba bak, yalandan iş yapıyorlar ha. Aynen. Vallahi yalandan iş yapıyorlar. Bıraksınlar o işi. Gelsenize buraya. Ne yapıyorsunuz ya? Tek kürekle kaldım şurada. Hadi oğlum. Al bakalım. Anneni çalıştırıyorsunuz. Oğlum bak, yalandan iş yapmayın. Niye anneni çalıştırıyorsunuz? Gidin oraya. Sıvarmış gibi yapma. Git annene yardım et. Şu... İyi iyi. Şimdi şurayı da sıvayacağız. Ondan sonra Halil burayı boş bıraktı. Burada ateşi buradan yakacağız değil mi? Oradan yakacağız. Ateşi burada yakacağız. Ondan sonra bu kaç saat yanacak ya? 3 gün. Ne? 3 gün 3. 3 gün. Evet. 3 gün 3 gece. Evet, nebat tutacağız başında. Oo, ama yakma işlemini sonra yapacağız. Yakma işlemini sonra yapacağız. Akşamüstü yapacağız. Tamam, gidip geldikten sonra. Evet. Duydunuz, bayağı zahmetli iş. 3 gün boyunca bu çıralar yanacak. Ondan sonra kısmet olursa 150 litre katran alacağız buradan. Buralara bağlamasın. Aleyküm. Aleyküm selam. Oo, aleyküm selam. Kolay gelsin, bereketli olsun. Vay vay vay. Halil bu geleneğe pandemide merak salmış. Ramazan abinin yanında çıraklıkla başladığı bu işte ustasından el almış. Şimdi ben de onun çırağıyım. Nasıl? Çok güzel, olmuş. Olmuş. Yeter edelim. Olmuş. Yapacak bir şey yok. Bereket versin. Olmuş. Profesör oldu diyorsa olmuştur. Evet. Ya ha? Benim çırak gerçekten bu işi götürmüş yani. Öğrenmiş mi? Öğrenmiş yani. Gerçekten. Öğrenmiş. Tamam, gidelim deliği mi? Açalım mı? Yo, hayır, hiçbir şey yapmıyor şimdi. Ha, böyle bırakıyoruz. Bıraktık. Tabii. Tamam. Hadi tamam. Daha gidelim. Bunu... Daha doğru gidelim mi? Evet. Gidelim. Tamam. Ne şimdi yapacağız? Daha gidiyoruz. Tamam, daha da ne yapacağız abi? Gel. Orada söküm işini yapacağız. Kök mü bulacağız? Kök bulacağız. Gel, gel abi. Çukuru sıvamayı bitirdik ama ateşlemedik. Ramazan abi için daha gidip kök getirmemiz gerekiyordu. Asıl macera da yolda başladı. Ramazan abi devam.
Yayla yolu muhteşem ama bir süre sonra traktör yolculuğu hepimizi serseme çevirdi. Savaşa kalsa yol 4 kilometre ama anca 2 saatte kat edebildik. Bir de yolda bal sağımına denk gelince işler bizim için iyice karıştı. Dur. Yok. Gitti. Kurbanmış işte. Vay be, ne oldu ya? Ha? Ramazan abi, ne yoldan getirdin abi bizi? Bak, uzun sürdü. Bir de arı saldırısı. Evet. Arılar mahvettim. Yapacak bir şey yok. Savaşı soktu zaten. Savaş beni koruyayım derken kendi sokuldu. Arif'i soktu. Arif'i soktu. Gazi herkes artık. Seni soktu mu? Yok lan canım. Ha? Arıyı kurcalamış adam. Kızmış arı değil mi? Evet, arı kızmış. Morali bozulmuş. Hazır biz de oradan geçerken hepimize bir soku verdi. Kim acı bizi de soksun? Ekip, Riko sokuldu zaten, doğru. Sen bizdeydin. Arı bozulmuş amca. Riko ne oldu? Evet, rüzgar var. Duymuyor mu? Evet. Bakayım. Sol kulak mı? Sağ kulak. Sağ kulak. Bak, burada zaten izi var. Geçmiş arabayı olsun. Soktuğu yeri iyi olur amcam. Boş ver. Geçmiş şey olsun. Yok. Direnci arttı. Şimdi tamam, ne yapıyoruz abi? Abi bu tarafa gidelim. Sen yolu biliyorsun galiba. Biliyorum. Tamam, Halil'i takip ediyoruz. Hadi gel. Bakalım. Yavaştan. Gel bakalım. Düşmeden. Ha? Yan. Şöyle yan. Yaş ağaçtan katran çıkmazmış. Ramazan abi ve Halil bu bölgede yaşlı küçüklerin nerede olduğunu çok iyi biliyorlar. Ama yine de parçalamadan içinde ne olduğu anlaşılmıyor. Gördüğünüz gibi burası komple sedir ağaçlarıyla dolu. Yaklaşık 2000 metre yükseklikteyiz şu an. Kıvanç! Oraya mı? Dur. Ramazan abi de bir şeyler buldu. Nasıl? Yok, zayıf. Yok, kuru. Olmaz. Tamam, bunu bırakıyoruz. Devam ediyoruz. Bu ormana hiç kimse izinsiz girip sedir ağaçlarının köklerine ulaşamıyor. Öncelikle Orman Bakanlığı'ndan izin almanız gerekiyor. Düzensiz ve kaçak kesimlerin önlemini alarak sedir ağaçlarını da korumuş oluyorlar. Şayet şanslıysanız reçineli köklere ulaşabilirsiniz. Çünkü kimisi çürümüş, kimisininki de uçup gitmiş oluyor. Doğru zamanda doğru yerde olmak lazım. Bizim gibi. İşte evet. Aradığımız ürün bu amcam işte. Heh. Renginden de zaten bak, belli. Bak şimdi şunun kokusuna bir dinle bak. Şu kokusuna bak bir. Koku da mis gibi. Heh. Patron zaten. Ben de bu işin piriyim yani. Yok. Tamam. Bak ağacın girip bura birikmiş bu yani. Şimdi ne yapacağız ama bunu? Alacağız bunları. Alacağız. Nasıl alacağız? Hizarla alırız biz bunu. Hizarla mı? Tamam. Testereyle yani. Elektrik testereyle. Aynen. Tamam. Yeter. Bakalım şurayı bir alalım yani. Burası bu tarafı aldık mı Kıvanç? Aha. Esas danet de buradan götürelim. Kıralım mı? Kıralım, orayı açalım bakalım. Açalım. Aman. Bak altı çürük. Bu tarafa geçeceğiz. Hadi şuradan çıkartırsak alalım şuradan. Orayı çıkarttırırız. Yolaklar öyle geliyor haber. Altına sal. Altına. Orası çürümeye başlamış, görüyorsunuz. Bu aşağısı su aldığı için çürümüş. O da suyu almış. Bu taraf da çürümeye başlamış. Ama burası istediğimiz şey. Ama özelliğini kaybetmeye başlamış yani. Tam zamanında alıyoruz. Yani. Evet. Süper. Güzel burası. Yavaş. Bak yağına açık ya bak. İşte şimdi bak. Ağlamaya başladı. Harika. Bak. Ya bu işte. Ya. Vay, müthiş. Müthiş. Saf katran ya. Aynen. Hadi devam. Kucağınıza alın öyle oğlum. Evet. Şöyle şu yüzden alın, hadi geç davran. Şöyle kucağınıza alın. Yavaş hadi toparlayalım buraları. Hadi toparlayalım hadi. Metrede bir kütüğün kalbinden çıkan müthiş bir yağ. Gerçekten etkilenmemek mümkün değil. Çok etkilendiğimiz için mi bilmem ama hepimiz çok acıktık. Oh, koyalım şöyle. Çocuklar vallahi hiç yardım etmediniz gibi ha. Oturdunuz buraya. Atacağım. Savaş abiniz hazırlamadı mı onu ya? Hazır.
sayılır. Seni bekledim. Sağ ol, eline sağlık. Sen şu armutuna iyi bakın da. Oğlum şu suyu tutun elime dön. Buluk buluk. Bir de organik indi elma amcam. Hı. Biraz da böyle bir buruk tadı var ya, çok severim. İşin en keyifli kısmı da bu ha. Değil mi? Tabii abi. Çilingir soğan. Sabahın erken saatinde. Her şeyden tatlı gider bu ya. Sen ne diyorsun hocam, abi? Soğan kes. Bunlar da tatırsın abi. Sen ekibe hemen. Hemen bir ekibe servisini yap. Sen şu yoğurttan bir al amcam da. Sen bir yoğurttan bir al sen bir. Ama böyle hepsini karıştırmayayım ya. Yok, sen mide... bir yoğurttan bir al bakalım bir. Mide sıkıntı yaşamasın. Yaşamaz. Armut üstü yoğurt. Bu havada yaşamaz amcam. Yaşamaz amcam. Yaşamaz bu havada. Ramazan abi yaşamaz diyorsa yaşamaz. Keçi mi? Keçi tabii. Bak bir de yanıksı mı değil mi? Evet. Kim yaptı? Yengen yaptı. Ellerine sağlık. Benim Bade Gül vardır hanım. Hı hı. Abo. Hadi canım. Kıpır kıpırdı. Tabii. Şu yolun maşallah silindirler gide. Öyle yüksek şey koymaz. Tanışacağız herhalde. Tanışırsınız da amcam, ta orada tanışırsınız. Abo. Tanışırsınız amcam. Güzel. Vay 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 vay. Acısın abi. Ha, öyle mi gidiyor acısı? Tabii. Vurdum acısı gider. Ama akşama ziyafet tutuyoruz. Akşam ayrı, ben daha kahvaltı etmedim. İlk defa otururuz ha. Yiyelim, akşama dolma yapıyoruz. Beraber yapıyoruz. Ha, dolma mı var? Dolma yapıyoruz. Dolma yapıyoruz. Biraz önce acı denk geldi var ya, yaktı. Bir şey olmaz. Acılar kalır. Ha? Abi önce kokla. Önce kokla. Önce kokla. Okaliptus gibi ya. Vallahi, her yerde bulunmaz bir bak. Bir de hemen demlendi ha. Zaten öyle içeceğiz bunu. Hemen. Hemen çıkar bu. Beraber kapatacaksın. Hı-hı. Hani haşlanmayacak çay gibi. El denene. Mis. Çayımız katran karası değil, çarşak çayı sarısı. Bunları aldınız mı? Aldım, tamam. Tamam, tamam. Hadi bismillah. Yola çıkabiliriz. Torosların kalbinden geçiyor gibiyiz. Gelişimiz 4 kilometre sürmüştü. Bakalım kahramanlarımız B noktasına kaç saatte ulaşabilecek? Vay vay, geldik mi sonunda? Tamam. Hop. Halil abi eyvallah. Sağ olasın. Aa. Kolay gelsin. Şimdi beraber kıracağız. Ramazan abi şuraya mı atıyoruz? Büyükler ileri. Amcam büyükler ileri. Tamam. Bahtin yarısı kilo ileri. Şuraya. Evet. Ha. Bunlar buraya, yarıcıların önüne. Koy onu da. Al bakalım. Şöyle koyduk. Kıvaş, biz yaramamcam. Bunları parçalayalım biz. Tamam. Çünkü böyle ufaklarsak bayanların yarması daha kolay oluyor. Tamam, sen ufaklıyorsun. Heh. O zaman ben geçeyim, oturayım şuraya. Tamam, sen... Alayım keseri. Sen keserini küçük küçük başlayalım onu. Başla. Tamam. Ben bunları ufaklayayım. Tamam. Bak. Şuraya oturacak. Şuraya sığmam gerekiyor. Tamam. Hı? Normalde eldivenle mi çalışılır? Yok. Biz böyle çalışıyoruz. Tamam. Ellerim acıyor. Yok, acıtma ellerini. Kaç gün oldu keseli? Kaç gün oldu keseli?
Üç gündür kesiyorsunuz ha? Memleket neresi? Memleket İstanbul'dan geldim. Baba tarafı göçmen. Anam babam sağ. Anam babam sağ. Allah uzun ömürler versin. Amin amin. Amcam ne diyor bak? Ne diyor? Evli mi? Evliyim. Çok çocuk var mı? Evliyim. İyi. Çok çocuk? Bir tane oğlum var. İyi. Allah bak. Hanım ne iş? Oyunculuk yapıyor o da. Bir de televizyon işleri. Ha, iyi mi? İyi olur. Onu da getir, bir daha geldin gel. Onu da mı getireyim? Getir, oğlan da getir. Ya oğlan okula gidiyor. Öyle. Bu sene 5'e başladı. Maşallah. Maşallah. Çok çalışması lazım. Yine çıkıyorsun. Amin. Ne oldu? Niye kaynattı ya? Ya hadi hadi hadi. Aa, Halil stres yaparsın ama böyle bize ya. Hadi vallahi canım. Yani. Ya çukur bomboş daha çukur. İki laf etmeyelim mi şurada? Yarın çukur dizilecek hadi. Ya hem kırıyoruz hem sohbet ediyoruz. Allah Allah Halil'e bak sen. Bu sen iş sohbeti sevmez. Sevmez mi? Bu sadece çalışma. Bu önüne bakacağız bunda. Zaten önümüze bakıyoruz abi. Ramazan abi sen de böyle yaparsan halimiz duman. Hayır bir şey olmaz. Akşam eder sohbeti. Akşam sohbet. Bu akşam. İş zamanında iştir bu. Tamam. Heh. İş zamanı iş. Bir de bu işin görünmeyen kahramanları var. Ramazan abinin eşi Badegül abla, kardeşleri ve akrabaları sabahtan akşama kadar koca kütükleri küçük çırağı haline getiriyorlar. Kütükleri dağdan indirmek zor ama kadınların yaptığı iş de bir o kadar sabır ve incelik istiyor. Çıralar sanki özenle yontulmuş. Her an bir heykelin parçaları olabilecekmiş gibi estetik. Badegül ablaların da eli bayağı alışmış. Hiç bakmadan parçalayabiliyorlar. Hangisine? Benim ocak var ya, çamur hazırladığımız. Ha, yakma vakti geldi mi? Biz artık vakit geldi. Dur şunu kırıyorum, geliyorum. Yavaş olun. Siz yürüyün, önden geliyorum, yetişirim. Tamam mı? Tamam. Ha. Haydi bakalım. Ben... İyi amcacığım, Kıvanç. Şu. Eline koluna sağlık. Ne demek abi, eline her zaman, her zaman. Görmesin amcam. Sağ olasın. Gençliğinizin şerefini görün. Amin, hadi görüşeceğiz. Kolay gelsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Rastgele. Vakit geldi. Hadi bakalım. Şuradan 2-3 tutuşturmalık alayım ben. Neyle yakacağız? Tutuşturmalık alayım, oradan hemen geliyorum. Bunlar da sedir. Evet, evet. Sedir. Yok. Çok kuru değiller. Tamam, bu delikten yakış. Evet, evet, evet. Yapacağız. Ya Allah, bismillah. Hadi bakalım. Geri dönüşü yok artık. Yok, zaten hazır her şeye. Yanmaya hazır bir şey. Şimdi bu deliği nasıl kapatacağız? Hani şurada bir tane ardıç dalımız var. Koyacağız üstüne. Ondan sonra onu da bir kürek çamurla halledeceğiz o şartı. Tamam. Bir ya da iki kürek. Üç gün böyle yanmaya devam ediyor. Böyle alev alev değil. İçin için yanacak. Üç gün boyunca burası kontrol altında. Ardıçlar nerede? Ardıçlar orada mı? Koyalım mı üstüne? Yok 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 yok. Biraz yanacak. Biraz yanacak. Kokusu nasıl geliyor? Ha? Çok güzel koktu. Hem sedir kokusu hem ardıç kokusu birleşti şimdi. Şimdi kapattığımca duman verince esas. Çok değişik bir aroma var abi şimdi. Ateş de başka bir şey ya. Ateşi izlemek de ayrı bir hikaye. Evet. Ateş güzel. Bütün yorgunluk bitecek. Akmaya başlayınca bitecek. Hani daha aktığımız olay tamam. Tamam. O hiç zaten şey... akma işlemi oraya. Evet akma işlemi. Peki ne zaman gelmeye başlar? Valla o normalde 4 ile 10 saat arasında değişir. Tamam ya bu gece o zaman buraya bir... Bu gece hafiften damlamaya başlayabilir. Buraya peki şey mi koyacaksın? Bir tane leğen koyacağım. Leğen koyacaksın. Evet onu da biriktireceğim. Ondan sonra kaplarıma tamam. Koyacağım. Demek ki 9'dan sonra
9 gibi, 12 gibi olabilir yani. Tamam. Çok, yani bu gece çok fazla hızlı yakmam. Tamam ama her halükarda oraya bir... Oraya tabii, oraya. Leğen koyalım. Tamam. Ben havuzdan kenarda bir kürek getireyim çamur. Var mı hazır çamurunuz? Var, var, var. Sabahtan kalan kurumuştur ya. Yoktur, bir şey olmaz. Ha, su koymuşlar. Oradan şöyle alacağım hemen. Bu kurumuş çünkü. Yok, o kadar bir şey olmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Dolmayı nerede pişireceğiz peki? Dolmayı közde pişireceğiz. Bayana bazlama yapacak. Hı hı. Bazlamanın közü oluşacak. O yakal olduğundan közü tamam. Oluşacak. Biz de doldurduğumuz o közlerin üzerine bırakacağız. Üzerine de üstüne böyle tereyağı koyacağız. Hı hı. Yörük dolması. Yörük dolması. Adı yörük dolması. Tamam götürelim oraya. Ha? Bu fazla gelecek ama oraya. Biraz daha karıştır. Biraz daha karıştır. Bunu alt tarafına hemen koy. Boş bulduğu yerden çıkıyor ateşe. Tamam. Şimdi oraya bir tane daha bir kürek daha şey at. Sen de üstüne mi koyacaksın? Evet. At üstüne at. Ha. Yok çok basma. Tamam bitti. Duman çıksın. Tamam mıdır? Böyle tamam. Bıraksak? Tamamdır. Evet. Bak artık yer bulduğu evet. Oradan çıkıyor. Evet, evet. Tamam oldu. Bak, bulduğu yerlerden yanmaya çalışacak. Artık dumanı dışarı evet, verecek. Evet, duman dışarı verecek. Tamam. Gel seni böyle alalım artık. Evet. Gel şurada tozumuzu verelim yani. Biz. Ha? Evet. Gel şurada. Dumanlıyız. Basın mensupları da oraya geldi. Çok ilgi var abi. Siz hangi gazete? Şu an çok ilgi var basına. Tamamdır. Bugünkü işimiz bitti. Tamam. Burası kontrol altında. Kontrol altında. Biz de yavaştan sıra yeme. Artık dolmaya doğru gidelim. Bizi tamam. Bekliyorlar çünkü. Karnımızı doyuralım. Bir yemek yapın da. Ha? Dur bakalım. Benim yaptıklarımızı en yiyeceksin ha. Tamam. Evet, buradaki sıvama işlemimizi bitirmiştik. Yakma işlemini de yaptık. Burası yaklaşık kaç? 3 gün yanar mı? 3 gün. 3 gün yanacak burası böyle. İnce ince yanacak. Oradaki borudan da duman gelmeye başladı. Yaklaşık 5-6 saat sonra da katran oradan pıt 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 damlayacak. Oraya leğen koymayı unutmuyoruz. Tabii ki. Tamam. Emek ya bana. Tamam. Ha, ama yani boşa gider falan. Üzülürüz sonra. Evet. Tamam. O zaman biz dolmaya doğru geçelim. Devam edelim. Akşam yemeğini Durmuş'la ikimiz yapacağız. Ama haberleri önden geldi. Hanımlar bizi beklemeden bir sürü lezzetli bazlama yapmış. Burada bazlama yapıldığında köz boşa gitmesin diye dolma közde pişirilirmiş. Biz de adeti yerine getireceğiz. Bazlama efsane. Oh. Kaç kişi yiyeceğiz bu dolmayı? Bütün ekibi. Bayağı bir ordu var gibi ya. Kaç kilo soğan, kaç kilo? Oho! Şimdi çok az. Hah. Savaşa mı gidiyoruz? Nasıl bıçak bunlar ya? Abi hepsi çok uzun. Benim bıçaklarım. Allah Allah. Sen bunlarla yemek yapıyorsun. Evet. Yemek yapıyorum. Şunu alayım hadi ya. Ha? Şu da çok güzel. Geyik kuyruğundan içine. Hadi onu ver. Tamam. Vay vay vay. Şunları al. Şimdi nasıl doğruyoruz sen onu söyle. Halk altı. Şimdi bunu tencereye falan koymuyoruz. Direkt közde ateşe atacağız. Direkt közde koyacağız abi. Bunun üstünde dolmayacağız. Dolmada zaten et de yok. Et yok. Değil mi? Diyet dolma bu. Bu diyet dolma, yörük dolması abi. Yörük dolması. Ha? Yalancı dolma mı diyorsun? Yalancı dolma diyoruz. Et dolma, yalancı dolma. Şöyle ince açacağız. Bu ne peyniridir? Lor peyniri. Lor diyorsun evet. Değil mi? Taze roz. Belli renginden. Genelde dolmada bunu kullanıyoruz. Haa. Çöver çöver.
Bak hangi baharatlar? Bu baharatlar. Sen ne o cebinde mi taşıyorsun baharatları? Ben baharatsız bir yere gittim abi. Harbi mi? Evet. Şuradan ekleyebiliriz. Yani. Tamam. Sen o zaman ölçüsünü de ayarlamışsın. Ölçüsünü hepsini ayarlamış. Döküyoruz. Evet, hepsini dökerim abi. Bak nasıl akıllı. Evet. Ha? Evet. Hepsini dök diyor. Hepsini dök. Kekik abi. Bu daha da toplamış. Daha kekik. Evet. Abi. Çok iyi. Kimyonumuz. Kimyon da var. Karabiber ektik. Evet. Tuz ektik. Tuz ektik. Kimyon ektik. Tamam. Ha? Şimdi burada zeytinyağı da ekleyelim. Biraz daha ekleyelim. Altın üstüne böyle karıştıralım. Altın üstü getireceğiz. Peki dolmalar hazır mı? Ha? Daha hazırlayacağız. Tabii onları keseceğiz. Evet. Kırmızı biberler hep altta kalmış. En sonda da üzerine böyle tereyağı basacağız. Gözlerden. Kaşığımız var. Aslında böyle elimle doğru. Tamam. Şimdi tamam. Ver onu bana. Tamam, siz doldurmaya devam. Biz devam edelim. Tamamdır. Ne yapıyoruz? Direkt koyarız. Böyle mi, dik mi koyayım? Ha, dik koyayım. Dik koyayım. Böyle. Ötten beri başlasana. Ha? Dikten beri. Ötten beri. Ha, koyayım mı? Evet. Dur, ben oraya uzanacağım. Ne yapalım, aralara köz mü atalım? Ha, aralarına at. Tamam. Güzel dizdik, böyle pişer ya. Tamam, bunları dizdik. Ben o zaman gideyim de sofrayı kurayım. Hadi yemekte görüşeceğiz. Hadi bakalım. Sofrayı kuralım dedim ama şu Halil abiye bir bakalım. Savaş ne yapıyorsun ya? Kürek lazım oldu. Halil abi ne yapıyorsun? Ya neredesin Kıvanç sen? Ne yapayım abi orada dolma yaptın. Bazlama yaptın. Yardım edeceksin, nöbet bekleyeceksin burada. Ama nereye yok, yetişeceğim yok, abi? Bir oraya bir oraya. Abi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Hakkınızı iyi, rahatınızı iyi. Abi dolma var akşam. Evet. Kalırsanız dolma ikram edeceğim. Tamam. Bir dolmanın tadına bakın. Kendinler. Tabii. Evet. Kendimiz yaptık her şeyi, tık 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 doğradık. Buraya mı kuruyoruz? Evet. Tabii ki sen de çok çalıştın hem sabahtan beri. Her şey kadar. Şunu serelim. Bunu seriyoruz. Tuttuk. Aha, şöyle koyalım. Evet. Ne güzel olmuş. Buraya bakar mısın? Savaş geliyor musun? Ama bizim... Meclis dolma yemeyecek mi? Aynen olsun. O zaman size birer tabak yolluyorum. Tamam, yollarız. Hadi geçin oturun. Evet, afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Abi ekmek arası dolma mı yaptın? Hani? Bazlama arası dolma. Afiyet olsun. Güzel taktik yapıyoruz. Şöyle mi diyorsun? Tamam, yoğurt da koyuyoruz. Ama ekip de tabi bir tadına bakacak herhalde. Hadi soğutmayalım. Tüm ihtişamıyla Elmalı'da yeni bir gün doğdu. Burası özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bölgenin en gelişmiş yöresi olarak kültür, sanat ve ticaret alanlarında çevresine örnek olmuş, birçok gezgini ağırlamış bir yer. Şimdi de şehirden uzakta ekibini ağırlıyor. Kadriye günaydın. Günaydın. Ne haber? Öyle bir yorulmuşum ki ne horozun ne de telefonun sesini duydum. Kalktığımda hava çoktan aydınlanmıştı. Günaydın. Günaydın Kıvanç. Ya kusura bakma ya. Uyudun kaldın. Mahcup ol. Ya ben oraya gideyim bir iki dakika durayım dedim. Uyudun kaldın. Bayılmışım ya. Evet bayıldım. Ne haber? İyi Allah'a şükür. Ne yapıyorsunuz? Savaş ya, ne yapıyorsunuz? Savaş bekliyoruz. Nöbete devam. Sen hiç uyumadın mı? Vay maşallah ya. Uyumak yok. Uyudun mu bu iş biter. Süper. Ya burası niye uyuldu böyle? Orayı ateşledim. Orası yanıyor. Burası beklemede. Tamam. Burayı sıkıştırıyorum bak böyle.
Basıyorsun gittikçe tabii. Tabii ki. Çıralar yandı tabii, değil mi? Evet. Çoğu yandı. Bu mudur akşamdan beri gelen? Olur mu ya, baksana ya. Nerede? Doldurdun mu o kadar? Tabii, o kadar doldurdum. Gece haberi doldurdum. Kaç litre bu? 5 litre hepsi. 5'er litre. 11 tane. 11, 55 tane. Doğru. 55. Bir 10 litre de burada var, 65 litre. İyi, burada yapacağımız bir şey var mı peki? Burada yapacağımız bir şey yoktu. Sen cezalısın. Ne yapacağız? Sana ceza keselim. Uyudun mu sen? Sabahtan başla. Sen şu buzağlara falan bir süt ver. Tamam. Bunlara... Zaten Kadriye'yi gördüm. O araya girdi. Evet, ona yardım falan yaparsın. Biz buradayız artık. Ben o zaman gideyim şu Kadriye'nin yanına da. Sen bir buzağlara bir bak. Ondan sonra sütlerini ver, yemlerini ver. Ondan sonra tekrar burada bir... Kahvaltı ettiniz mi? Kahvaltı yaptık. Yaptınız mı? Yaptık. Sağ ol. Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın abi. Demek ki ceza yiyeceğiz. Belli oldu. Evet Kadriye. Ya Halil kızdı tabii bana. Bayağı iş çıkaracak bugün ha. Ne istedin sen şimdi? Teneke. Tenekeyi alalım. Bunlara mı koyacağız? Rızalara süt vermem gerekiyor. Gel bakalım. Siz de mi süt istiyorsunuz? Evet, vereceğiz süt. Onlara da verelim hadi. Bir tane mi? Bir tane var. Yok, bundan bir tane mi var? Tane. Tamam, hangisine vereceğim? Fark etme, sen kimine versin de. Saldırmasınlar bir anda. Tamam. Tamam, o zaman ben bunu verip geleceğim. Halil, kolay gelsin. Sağ ol. Dumanı bol olsun, dumanı. Dumanı bol. Evet, taze sütünüz geldi. Gel bakalım, şöyle soldan başlayalım. Gel bakalım. Ha, yine sana. Oo, çek. Size de gelecek, size de merak etmeyin. Ha, şimdi böyle biberonla süt verince aklıma Eskişehir geldi. Yasemin'le Nursemin'e buradan selam gönderiyorum. O buzağı beni çiftelemişti ya. Nasıl bir tekme atmıştı hatırlarsınız. Sonuna kadar aldın zaten. Tamam, çekiyorum. Tamam, çekiyorum. Hadi geliyorum. Dur. Ne yapıyorsunuz ya? Rahat bırak bakayım şimdi onu. Dur. Sen gel. Gel. Dur. Şşt. Aa. Dirseğimi emiyor bunlar ya. Bir dakika ya. Şşt. Saman yiyormuşum gibi çek Kıvanç. İşini bitirince oyalanma git Kıvanç. Suç ve cezalarını çek Kıvanç. Eminlerin salatalık serasına gir ve çalış Kıvanç. Emin! Buyurun! Emin neredesin? Burada. Ha? Kasayla gel, kasayla boş gelme. Dur bismillah daha ya, hemen kasayla gel. Gel bunu kardeşim mu? Gel öyle kasayla gel, boş gelme. İş var iş. Emin hazır beni bekliyormuş. Demek ki haberi var. Çünkü Halil beni buraya yönlendirdi. Cezamız neyse ödeyelim. Gel bakalım, hoş ne geldin. Ne haber, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız? İyidir vallahi. Hadi bakalım, ne başlayalım. Toplamaya başladın bile, topluyoruz değil mi? Topluyoruz abi. Tamam. Topluyoruz. Bu boyları mı topluyoruz? Tabii bu boylar. Tam net olarak nasıl koparıyoruz? Bir bakayım. Bir onu bir göstersene. Şimdi böyle tutuyoruz. Tamam. Bu şekilde. En dibinden. Öyle koparmazsak ne olur? Öyle koparmazsak ne olur? Bu ürün çabuk ölür. Raf ömrü azalır. O yüzden sapıyla koparacağız. O yüzden o püf noktası. Sapıyla koparmaya gayret ediyoruz. Böyle de raf ömrü daha uzun olur. Demek ki bu sapta bir özellik var. Özelliği yani de nedir? Raf ömrünü uzatıyor. Uzatır. Bir nevi su deposu. Oradan besleniyor. Evet. İşte şöyle sapıyla koparıyoruz. Sapları onun ömrünü uzatıyor. Raf ömrü uzuyor. Sıcak nasıl? Sıcak, bayağı sıcak ya. Yarım saat burası sonra daha güzel olacak Allah'ın izniyle. Değil mi? Yarım saat sonra. Öğle saatinde burası yanar. Evet. Ben o zaman üstümü çıkartırım. Yok. Bana böyle pişme geldi çünkü. Bir şey olmaz.
Peki sen katran işini yapmıyor musun? Önceki yıllarda yaptığımız oldu. Halil'le beraber mi? Tabii. Bu yıl yine sağ olsun bana söyledi. Aha. İş yoğunluğundan ötürü ben katılamadım. Çok güzel bir aktivite. Zahmetli. Zahmetli bir o kadar da keyifli. Çok keyifli. Evet. Çok keyifli kafa dengi olduğu zaman. Çok i̇şte o ekip güzel. İşi. Dediğin gibi yani onun o kütükleri, evet. kökleri seçmek için yukarı evet, çıkman, tabii. oradaki muhabbet falan onların hepsini yaşadık. Valla ben dayanamayacağım çıkarıyorum. Daha yeni tahmin başladık ettim ya. Buranın sıcak olacağını çünkü seraya gideceksin deyince Allah dedim öğle saatine geliyoruz. Hava da güzel. İyi vaktine dek getirmiş tamam. ceza kesmeyi. İşini biliyor Halil ya. Çok iyi bilir. Nöbet tutarken eğlence oluyor mu peki? Oluyor. Ne yapıyordun? Kendi çapımda bağlama çalarım. Mesela kendi nöbetimde. Ha. Vakitin iyi geçmesi için türküler söylerim böyle. İyi, o zaman bu akşam biraz renklendirelim ya. Tabii ki. Nöbeti. Tabii. Çalarız, söyleriz. Saz değil mi? Tabii. Tamam, sazını da alıp geliyorsun. Geliyorum. Süper. Çalalım. Aa, şöyle geçsin ya. Kaç kasa toplayacağız? Bu kasaları doldurduk mu bitiriyoruz. Cezamı kısa mı kesiyorsun? Ceza yani? Kısa olsun. Başka çok güzel bir aktivite var. Ne var? Tarhana yapımına götüreceğim. Aa, olur mu? Yine bu köyde. Tabii. Hemen benim evim önünde. Tamam zaten burası doldu gibi. Emin de diğerleri gibi gerçekten çok çalışkan biri. Serayı da eşi ve çocuklarıyla birlikte yürütüyorlar. Toplanan tüm salatalıklar da yarın İstanbul'da olacak. Öyle bayağı paket yapıyorsun. Tabii. Bu da bitti. Tamamdır değil mi? Tamam. Okey. Hadi gidebiliriz. Gidelim. Hadi bakalım. Gel. Evet. Cezamızı kısa kestik ama şimdi tarhana yapımına gidiyoruz. Bakalım orada da biraz çalışırsam hakkıyla cezamı ödemiş olurum. Halil'e de söylerim ya. Halil yine cezanın az olduğunu duymasın. Duymasın mı? Duymasın. Ha. Tamam. Aramızda. Aramızda. Şimdi burada tabii kış hazırlıkları da başladı. Evet. O yüzden tarhana yapıyorlar. Tarhana yapıyoruz. Şu anda Oo, bitme aşamasına gelmiş. Sonuna yaklaştık sonuna yani. Sonuna yaklaştık. Abi kolay gelsin. Selamlar. Kolay gelsin. Hoş merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tarhanamız bu. Bu tarhana un helvası gibi ya. Ha? Bundan çorba mı yapıyorsunuz? Tarhana çorbası mı oluyor? Süper. Nasıl böyle helva gibi de yiyebiliyor muyuz? Evet. Tereyağıyla beraber. Tereyağıyla mı? Tamam. Lokum. Lokum diyorsun. Lokum. Vay vay vay. Ne anlattın tarhanayı vallahi ya. Canımız çekti. Patates püresine de benziyor bu. Benziyor. Çorbasını bir şekilde içiyoruz da bu haliyle içemedim. Tarhana yaptık. Ama o tarhanayı kuruttuk. Bu da kuruma aşamasına geçildi. Yuvarlak evet. yaptık. Evet. Yoğurtla tamam. beraber. Peksimet gibi oldu ya. Aynen yoğurtla beraber yoğurulur. Aha. Kıtır küçük parçalar yiyor. Halinde evet. Tamam. Bu da öyle olacak. Bu da öyle olacak. Daha koyacak mısın? Başka tepsiye koyayım. Ver onu ben doldurayım. Sen istiyorsan götür bunu içeri. İçeri mi götüreceğim? Burada mı tutacağım? Yok, şuraya. Ha, turşuyu da koymuşsun sen. Vay 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 vay. O da nedir? Yoğurt. Keçi yoğurdu. Keçi. Hatice yeterli mi? Yeterli. Yeter. Ne yapalım? Sen kapağını kapatıyorsun. Ben kapağını kapatayım. Ha, buna da koyayım. Bu yağla beraber şurup gibi böyle. Tam bayağı bir yumuşayacak. Çok güzel olacak. Tamam, o kadar sıcak ama ona rağmen eritemedi ya. Kaşıkla yapalım mı birazdan? Buzluktan geldiği için. Ha. Direkt böyle yiyeceğiz mi? Tabii. Bak abi sanki sen. Sanki tamam. Ben mi bakayım? Bir bak abi. Hadi bakalım. Şu tarhanın tadına bir bakalım. Tereyağını koyunca olay değişmiş. Tabii ki. Yoğurt da koyduk. Cin biberimiz de var. Acısız da olmuyor. Acısız da olmuyor. Kaşığı şöyle bol dolduruyoruz. Oh be. Sen de boğazına düşmüşsün ha. Ne yaptın ya? Reklam çekermişsin ha. Ya. Tarhana reklamı. Başka hiçbir yerde yayınlanmayan tarhana reklamı.
Emin, Kıvanç ve muhteşem köy tarhanası. This is tarhana. Bu lezzeti tatmak isteyenleri her sonbaharda Geçmen Köyü'ne bekleriz. Başka yerde Allah Allah. Şubemiz yok. Yok böyle bir şey. Aman Allah'ım, böyle bir şey olamaz. Kapat abi, kapat hadi. Hadi ora. Neyi kapat? Yiyem gar ya, adamlar biz yiyer can attı ya. Nasıl titriyor bir şey? Sabırsızlanıyor. Yiyecekler tabii. Ekip hadi lütfen. Oraya masaya alalım. Masaya. Hülya yoğurt getirin amcam bakayım daha. Osman. Hemen. Yiyin gari. Gelin ben gari. Yine bildiğimi sandığım ama aslında hiç bilmediğim bir yiyecek damak tadımı şenlendirdi. Şaşırdık mı? Elbette hayır. Şehirden uzakta rastladığımız böyle şahane tatlara artık şaşırmıyorum. Zaten şaşıracak zamanım da yok. Akşama nöbet var. Ramazan amcanın da çıralarını dizmemiz gerekiyor. Gel amcam sen beni salla. Sen ondan sonra indiğin malzemeyi ver bana, ürünü ver. Sağlam tut amcam. Ramazan abi. Efendim abim. Geliyorum. Gel abim, gel sen de öğren bunu döşemesini, gel. Ne yaptınız, başladınız mı? Nereye gidiyorsun? Çukura iniyorum, çukura. Dur, beraber döşeyeceğiz. Gel. Tamam mı? Tamam amcam. Bismillahirrahmanirrahim. Kıvanç. Ne yaptınız? Gel amcam. Dur, geliyorum. Bismillah. Ne yapıyorsun? Döşemeye başlıyor muyuz? Döşemeye başlayalım. İkimiz inebiliyor muyuz? İnebiliriz. Çalışabiliriz değil mi rahat? Çalışırız. Tamam. Gel sen. Kaç kilosun? 77 kiloyum. Ben daha ağırım ha. Tutarsın. Ben... Gencin güçlüyüz. Hadi bakalım. Burayı bozmayız değil mi? Bir şey olmaz amcamı. Gel sen. Yükünü bana gel sen. Yok geldim. Gel. Evet abi. Basabilirsin ürünün üstüne. Çıktı. Tamam. Senden çıktı. Hadi bakalım. Hadi sen gönderiyorsun. Evet. Buraları bozduk ama. Bir şey olmaz bundan Kıvanç'ım. Dur. Nasıl yapalım? Gel sen benim yanıma. Şöyle. Başla bismillah de. Öyle, haydi bismillah. Merkezini arttırsın Cenab-ı Allah'ım. Hadi bakalım. Böyle şiir gibi diziyoruz bunları. Aynen amcam. Cizimi önemli amcam. Konu cizim önemli. Cizimi derken rastgele koymuyorsun. Rastgele koymayacaksın bunu. Olmaz. Uzunları altına yatır amcam. Uzunları altına yatır amcam. Altına. Şimdiki tekniklerde, teknolojide ne var amcam? Eşeğiyle gittik bu babam rahmetliyle, eşeğiyle. Eskiden? Dünkü gittiğimiz yerlerden eskiden eşeğiyle gittik. Vallahi. Affedersin, merkebe sardık iki çuval. Oradan getirdik. Dünkü gittiğimiz yerden, sen duy bunu yani. Şimdi traktörle getiriyorsun amcam. Şimdi ne var? Hizarla gidip alabiliyorsun ama ürün yok bu sefer. Ürün gıdaldı. İşte. Ürün gıdaldı, yok. Eskisi kadar ürün yoktu. Yok. Bu işin en önemli aşaması çıraları düzgün bir şekilde dizebilmek. Çünkü çamurla sıvadıktan sonra müdahale şansı olmuyor. Katranın akacağı delik eğer tıkanırsa tüm emekler boşa gider. Bunun başka bir yöntemi yok değil mi? En eski yöntem bu. En eski, benim babamdan gördüğüm şey bu amcam. Ama yol çok uzun sürdü abi ya. Yol ha? Uzun sürmeyeceydi. Biz kısa yönden vardı bizim orada ürünümüz yani. Ama bizim Halil ileride ben gördüm dedi, ileri gidem dedi. Bizim yolundan ne çok sürdü. Ne zaman görmüş ya? Rüyasında mı gördün? De. Ya patron sensin orada abi. Profesör sensin ya. Adam da doçent oldum diye ama. Olsun. Doçent prof oldum diye. Şimdi. Evet. Şimdi. Savaş, bir irilerden bir kasa versen kendini bırak orada. Geleyim mi yardıma? Salla. Hadi bismillah. Çıkmaz değil mi? Yok. Çıkmaz. Şimdi irilerden bir kasa ver amcam sana bana. Sana irileri yolluyoruz. Görüyorsun işin zahmetini. Gerçekten. Ramazan abiyle Halil olmasa köyde bu katran işi bitiyor. Onlar da babadan gördükleri için devam ettiriyorlar. Ama işte çok zahmetli ama bir o kadar da değerli. Oo, sen bayağı göbeği şişirmişsin. Thank you.
Ramazan abinin orayı da hallettik. Şimdi bitirdik. Bitirdik, hallettik. Burası da bayağı kolaylanmış. Bayağı oldu burası ya. Gidiyor yavaş. Neyse yani. Tamam. Yine akşam nöbetimiz var. Var ne bakalım. Tamam ama yemeğimiz de var. Yemeğimiz de var. Yemek yapacağız. Evet. Çağırdım. Emin'i çağırdım. Evet. Ramazan abiyi çağırdım. Tamam. Hep beraber zaten nöbetleşe burada. Emin de gelecek. Takılırız. Gelecek bir de saz bas çalıyorum dedi. Gel dedim çalar. Biraz havayı böyle bir şenlendir. Çalar. Patron da atıyor burada. Bayağı doldu değil mi? Oo, güzel bir şey. Gel bakalım şuna. Olmaz mı ya? Nasıl, kalitesinden memnun musun? Kalite süper. Süper değil mi? Yerim süper. Tamam şunun tadına bakayım artık ha. Bak bakalım da bunu. Ya akşam mı bekleyeyim? Yok yok bak. Şimdi bakalım. Bak. İki kişi sormayacağız abi. Sen in bak. Akışına bak. Aha. Nereden alayım? Akandan mı alayım? Akandan al. Sıcak mı? Bak bakalım sıcak mı? Sıcak olur. Buz gibi değil mi? Ha? Buz gibi soğuk değil mi? Soğukmuş ya. Tabii soğuk. Tadı. Oo. Ağzın komple döner pek bir yapmıyor. Daha önce tattığımla alakası yok. Yok değil mi kesin? O çok yanıktı. Evet. Daha koyuydu. Bir şey diyeceğim. Evet. Ardıçın da kokusu var. Aroması karışmış. Olabilir. Olabilir. Kesin. Kesin. Çok kuvvetli ya. İşte. Şurayı çekebilirsen Kaan abi. Dün akşamdan beri olan yaklaşık kaç litre? 100. 100 litreye yaklaşmış. Daha 24 saat olmadı. Evet. Yok. Değil mi? 24 saat olmadan 100 litreye yaklaştı. 3 gün yanacağını düşünün. 150. 250. Ne yaptın sen ya? Yükseldi. Şey, gerçekten. Limit. Dün 150 alırsak çok iyi dedik. Limit yükseldi. Halil abi diyor ki 250. 250 litre çok iyi, çok bereketli. Evet, bereketli. Tamam, bu böyle aka dursun. Aksın. Tamam. Ne oldu? Aa, orada ateş var. Dur bakalım ya, oraya müdahale edelim. Yok, müdahale yok. Gerek yok mu? Yok, yanacak. Ha, artık bıraktık, o işi geçtik. Yok, ben tutuşması için şey yaptım, burası yiyecek. Ha, sen mi açtın bilerek? Ben açtım. Tamam. Kendiliğinden söner o. Tamam. Sen biliyorsun bu işi. Ama Ramazan abiyle orada konuştuk, bak bizi fazladan götürmüşsün. Yok, ben fazladan götürmedim. Vallahi ben de orada kök vardı, gördüm dedi, duralım dedi. Benim dediğim olacak. Ben çırağım. Çırak bu ustayı sollamazsa meslek ölürmüş. Dinlemedi beni diyor zaten. Onda bir şey yoktu. Ha. Kesin. Ha, sen ben, gördün ben, yani onun kökünü. Evet, ben gördüm. Tamam o zaman. Baktım tamam. Ben ona. Tamam. Çırak ustayı sollamazsa meslek ölür. Tamam ama hatalı sollarsa çırak ölür. Çırak ölür. Ama o şeyi de konuştuk. Evet. Sizden sonra bu köyde bunu devam ettirecek kişi? Yok. Nasıl yok ya? Karşında duruyor, yok diyorsun ya. Sen ha, yani onu unuttum. Çırağı öldürdün ya bir anda. Ama senin yardım etmen lazım bunu her zaman. Ya ederim, gidiyor. Konuştuk biz, her zaman gelirim dedim. Yani. O yüzden bu gelenek bitmesin burada. Tamam, bitmesin. Bu değeri kaybetmeyelim. İnşallah. Gerçekten mi? İnşallah. O zaman burasını bırakalım mı böyle? Tamam, bırakalım. Tamam. Sıkıntı. Bence bir çay içelim artık. İçelim. Değil mi? Evet. Yemek öncesinde şöyle tamam, bir keyif çayımızı olur. Yapalım. Hak ettik abi bunu. Evet evet, sabahtan beri ya. oraya cezaları da ödedim. Üstüne gittim, bir de orada tarhana yaptım. Yaptım demeyeyim de abartmayayım. Yapıyorlardı, yanlarına gittim. Biraz karıştırdık, ettik. Tereyağını da bastık üstüne. Ha? Bana niye haber vermiyorsunuz? Ya sen burada nöbettesin. Ben ceza için gittim tarhanaya. Bana insan bir parça için getirdim. Onlar getirecek. Çok keyifli bir kalabalık toplandı. Emin bağlama çalacak. Gabardıç oyununu oynayacağız. Katran karası gece çökerken... Nöbette de, şehirden uzakta da yalnız değiliz. Kabartış yapayım mı sana? Yapalım mı? Dedi işte, oynayacağız dedi. Oynayacak mısın? O yüzden toplandık. Öğrendiniz mi peki? Öğrenmedik işte, göreceğiz bakalım nasıl oynuyorlarsa ayak uyduracağım. Haydar öğretsin öyle bir. Ha? Haydar bir öğretsin. Ben bilmem ya. Tamam sen ver müziği o zaman. Ben bir başlayayım. Ver müziği. Ben başlayayım. Başla. Hadi bakalım. Hemen mi kalkıyorsun? Hadi buyur bakalım. Hadi ben bir göreyim önce. Hadi. Hemen kalkıyoruz o zaman. Hadi bakalım. Hadi. Biz başlayın, geliyorum. Koyum olur kabartıcım gel gelsin. Ah adam gölgesin. Günden güne atar yarın
sevdası aman aman. Bunda ayak hareketleri önemli galiba. Sürmeli. Sen biliyorsun. Haydi adam. Haydi. Bana ayak şöyle. Sahile basitine karşı. Haydi olsun. Ha. Gel bakalım. Ha? Hadi gelin gari. Tek ayak çekmiyor muyuz? Çekelim. Çekelim. Dakika dakika. Kabardığım günden yanık kurumu. Shantigo Karavan'la özgürlüğü keşfet.